Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımız sormuş. Shape'in içerisinden kaydettikten sonra robotları çıkartabilir miyiz ya da eksiltebilir miyiz diye. İşte ben de ona karşılık bu videoyu çekeyim dedim. İşe yarayabilir. Şimdi benim burada robotların patch'i hazır. Öncelikle şöyle yapsak daha iyi olur. Eskiden direkt hemen locate edip Shape jeneratörden Creative Quantity işte atıyorum bir tane yaptıktan sonra hemen buraya record'a basıp kaydediyorduk. Şöyle kullanırsak daha iyi kullanışlı oluyor Shape. Mesela bu direkt burada. Bunu da palet olarak kaydedebiliriz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Hemen şunu sileyim. Şimdi BMFL'lerimi, robotlarımı seçtim. Locate dedim. Shape Generator, Create, Pan Tilt, Circle. Bunlara hemen bir face vereyim. Şimdi bunu da kısaltayım. Palet gibi Shape and Effect sayfasına kaydediyorum. Bu nerede? Onu da gösteririm. Önce buraya record dedim. Şuraya kaydettim paleti. Şimdi ben bunları direkt şuna da bir de resim koyayım da belli olsun. Şey oldu. Şu. Tamam. Bunların biliyorsunuz rengini de değiştirebiliyoruz. Yani bundaki amaç şöyle parça parça göstereyim. Hangi robotu seçersek atıyorum. Ayrıyetten üstüne tekrar yapabiliyoruz. Açtık gördüğünüz gibi. Ben şimdi robotların eksilip eksilmediğini göstermek için farklı renkler yapayım. Şöyle. Locate ettim. Bunların rengini cyan yapayım. Bunların rengini magenta yapayım. Bunların rengini de yellow yapayım ki belli olsun. Hepsi lokette. Bir de zoom'unu da alayım. Circle'ımızı yaptık. Tamam. Her şey hazır. Record'a basıyorum. İşte herhangi bir şey kaydettim buraya. Kaydettikten sonra açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunun buradaki atıyorum sarı robotları çıkartacağım. Hemen Q'nun üzerine basıyoruz. Açılan ekranda VF. Bunu bir tık büyüteyim de daha rahat gözüksün. Şöyle. Açılan ekranda VF tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi robotlar burada. Şimdi hangisi hangisi onu görelim. Şimdi numara yazıyor burada 62 63 64. Burada 62 63 64 sarılar bunlar. Tamam. Şöyle yapayım bir tık daha küçülteyim. Fikstürler gözüksün. Tamam. Şimdi hangi robotlar? 62 63 64 65 66 67. Bunlar sarı olan robotlar. Kontrol edelim. Sarılar mıymış? Evet, sarılar. Biz bu robotları Shape'in içerisinden çıkaracağız. Çok basit arkadaşlar. 62 63 64 65 66 ve 67 seçiyoruz. Seçtikten sonra sağ üst köşede şurada Remove Fixture deyip Confirm dedikten sonra sarılar gitti. Gördüğünüz gibi. Peki bu sarıları nasıl dahil edeceğiz? İşte o da bu pencereyi kapatalım. Şurada mesela bir tane circle var. Ha, yanlış yaptınız. Hemen yanlışı şuradan düzeltiyoruz. Bak şu ekranı şu sağ üst köşesini tıkladığımızda Ops menü açılır şurada. Yani bu nedir? Yaptığınız bütün işlemleri loglayan, kaydeden bir şey. Mesela ne demiştim burada? Delete fixture from queue. Biz clear programı bir geri geldiğimizde geri alabiliriz bunu. Ama biz o şekilde yapmak istemiyoruz. Doğru yaptık. Ek yapacağız. Ek'i de şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi burada bir tane circle var. O şu andaki dönemler. Şu an gördünüz. Ben bunları tekrar içine ekleyeceğim. Yerini açıyorum. Locate ediyorum. Yerini açıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Beam'i, zoom'u alıyorum. Neydi bunların rengi? Yellow. Yellow'u aldım. Buraya bastım. Tekrar circle'a dahil oldular. Record'a basıp üzerine kaydedip merge ettim. Şimdi iki tane burada circle'ımız oldu. Birinci circle, ikinci circle. Tekrar göstereyim nasıl yapacağımızı, nasıl sileceğimizi. Circle'ımızı yapmıştık. İkinci circle'ı bulacağız. Ne yapacağız? Kayıtlı şu anda. Üstüne basıyoruz.
açılan ekranda VEV yazan yere basıyoruz. Robotlarımızı buluyoruz. 62-63-64'ten başlıyor. İşte o robotları buluyoruz. Nerede? 62. Şuradan seçiyoruz. 65. 66, 67. Remove fixture'e basıyoruz. Config dediğimizde shape'in içerisindeki şeyler gidiyor. Robotlar gidiyor. Buradan da kontrol edelim. Onlar ayrı bir şey oldu artık. Hiçbir şeye bağımlı değiller. Bakalım. Gördüğünüz gibi ayrıyetten duruyor. Bu videoda bu kadar olsun. Bundan sonra böyle kısa kısa videolar çekmeye karar verdim. İşte masayla ilgili ufak tefek trikleri, olayları anlatacağım size. Beni takip edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.